Herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyisiniz umarım. Bugün çok enerjik bir şekilde dedim ki videoya gireyim. Arkamızda da bu arada Volvo var ha, yardırıyor yemin ederim, böyle 460 sanırım tanker. Korna basa basa geliyordu valla. Neyse kardeş, biz de ondan kullanıyoruz ya, hani sıkıntı yok. Hani biz de bu işin içindeyiz, biz de bu sektördeyiz. Geç bakalım sola. Evet, yolumuzu verdik ona, o bizi geçsin gitsin, biz ince ince yolumuza devam edelim. Ne yapıyoruz, neredeyiz, neler yapacağız, ben size hemen onlardan bahsediyorum arkadaşlar. Yola çıktım, Isparta'ya gidiyorum, kardeşim yanına gideceğim. Bu arada motorlu atlayacak diye yani korkmuyorum. Kardeşim yanına gidiyorum, Isparta'da da arkadaşım var, arkadaşımın da doğum günü, iyi de denk geldi, boş gün ayarladım böyle. Bugün günlerden pazartesi, kendime boş bir gün yaratmadım aslında, yani hani boşa düşen günümü değerlendirdim. Bugün de biraz bunun hakkında konuşacağım sizlerle. Tırcılık hayatımda neleri değiştirdi ve sosyal anlamda beni ne kadar etkiledi, bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Tam da bugünle aslında uygun. Konuya girmem gerekirse, dediğim gibi Isparta'ya gidiyorum. Bugün normalde pazartesi, aracımın yüklenip yola çıkması gerekiyor ama benim aracım yüklenmedi. Hem sıra var hem de malın durumundan dolayı araca sebzeyi alamadık ve pazartesi günü de yatarak almak durumunda kaldık. Durum böyle olunca da ben de dedim ki nasıl olsa bir dahaki posta günü çarşamba, pazartesi, çarşamba, cumartesi olduğu için çarşamba gününe kadar, boş geçirene kadar hem arkadaşımın doğum günü var, hem onu Isparta'ya giderim, onu görürüm, hem de kendimce kendime sosyal aktivitesi bol olan bir gün ayarlamış olurum. Yani aslında denk geldi. Normalde aracım yüklenmiş olsaydı büyük ihtimalle zaten gidemeyecektim. Tırcılık hayatımda bu yönde etkiliyor beni. Yani beni sosyal yönden gerçekten etkiliyor. Başta dediğim gibi, yani konuya girmem gerekirse zaman olayı arkadaşlar. Yani tırcılık mesleğine başladığın zaman zamanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki zaman yetmiyor. Kendime vakit ayıramıyorum, kimseye vakit ayıramıyorum, arkadaşlarıma, yapmak istediklerime vakit ayıramıyorum. Yani bir sinemaya gitmek bir problem olabiliyor, dışarıda bir yemek yemek yeri geliyor, problem olabiliyor yani zamansızlıkta. Zaman faktörü, hatta ben şöyle derdim, ya ulan derdim hani bu insanlara mesela zaman yetmiyor. Ya 24 saat zaman, işini de yap, kendine de vakit ayır, nasıl zaman yetmiyor derdim. Hani bu bana biraz garip gelirdi açıkçası. Sonradan bir baktım, kendi başıma geldiği zaman, bir de bu hani tırcılık sektörünün içine girdiğimde benim başıma geldiği zaman, ha dedim Zeki, bak olay böyleymiş. İnsanlar niye dedim hani kendine vakit ayıramıyor, zaman ayıramıyor dediklerini ben sen dedim şimdi dedim anlıyorsun. Örnek vermek gerekirse, ben şimdi arkadaşımla buluşmak için atıyorum arıyorum telefonla, diyorum ki hani ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan, buluşalım mı falan, cartcurt, her neyse. Tam işte gideceğim, tak bir telefon geliyor, işte diyorlar ki şuradan şuraya sevkiyata gitmemiz lazım. Mesela şirketten arıyorlar, işte abim mesela. Bu sefer ne oluyor? Arkadaşınızla yaptığınız plan suya düşmüş oluyor otomatikman. Çünkü malzemenin gitmesi gerekiyor. Yani çoğu zamanlarda ben hani esneklik biraz yaptırıyorum, önceden haber veriyorum. Hani yarın benim işim var, hani sevkiyat vesaire bir şey varsa bilginiz olsun diyorum. Bu arada babam beni arıyor. Sonra size geri döneceğim. Evet, bayağı uzun bir konuşma oldu babamla. Neyse, devam etmek gerekirse arkadaşlar, nerede kaldığımı da açıkçası biraz unuttum. Söylediğimi tekrar ediyorsam zaten ben keserim. Bu arada Isparta yoluna döndüm. Şimdi hatırlayacağınız Isparta'ya. Evet, sosyal yönden beni etkiledi. Ben normalde hani sinemaya gitmeyi, ne bileyim hani dışarıya gezmeyi, gezmekten kastım da şöyle hani kendimi böyle tutup da bir kafeye oturup hani zamanımı orada öldürmem, yani ben gidip görebileceğim hani yeni yerleri kendimce gezebileceğim, görebileceğim, öğrenebileceğim yerlere gitmeyi severim. Yani kafe ortamına gideyim, hadi oturayım arkadaşlarımla falan filan, hani zaman geçireyim. Yani tabii ki de hani oturduğumuz zamanlar oluyor ama daha çok kendimce görüp gezebileceğim yerlere gitmeyi çok severim. Bu motor olduğu zaman altımda benim daha da çok yaptığım bir şeydi. Mesela çıkardım tak bir kemere gider geri gelirdim. Mesela Manavgat tarafına giderdim. Antalya'da gezilebilecek yerleri gezerdim. Yani öyle söyleyeyim ben sizlere. Bundan da ben keyif alırdım açıkçası. Yani öyle söyleyeyim.
Ama tır olayı hayatıma girdiğinden beri dışarıya dediğim gibi zaman ayıramamaya başladım. Kendime zaman ayıramamaya başladım. Bu çok büyük bir etken oldu yani benim hayatımda. Sosyal hayattan beni biraz kopardı. Vlog olaylarına başlama sebebim de biraz bu. Hani en azından dedim ki arabanın içinde madem sıkılıyorum, ya tamam sevdiğim bir iş yapıyorum ama yeri geliyor bir yerden sonra her gün arabanın üstünde, her gün arabanın üstünde sıkmaya başlıyor yani. Ben size öyle söylüyorum. Ya bu can sıkınca da dedim ki hani kameralar dedim bağlayayım, hadi dedim bir vlog çekeyim. Kendimce de dedim eğlenirim, akara muhabbet yaparım. Bunlar da dedim yayınlarım. Hem dedim bana dedim moral olur, hem de insanlara bazı şeyleri dedim aktarırım. Sizden gelen tepkiler de güzel olunca bir de hani zaten canım sıkılıyordu. Sosyal anlamda fazla böyle hani insan göremiyorsunuz yani, açıkçası öyle söyleyeyim. Biraz da böyle hani o insanlarla olan iletişimim falan baktım güzel de gidiyor. Sizden gelen tepkilere göre de hani bu iletişimimde hani bir kopukluk yok. Tamamıyla kendini tamamladı. Güzel bir yönde ilerlemeye başladı bu iletişim. Ya, hoşuma gitmeye başladı. Ve devam ettim. Bu da bana moral oldu. Sizin yazdıklarınız, sizin fikirleriniz, düşünceleriniz, yorumlarınız, güzel düşünceleriniz, güzel yorumlarınız bana moral olmaya başladı. Biraz bu sosyal anlamdaki, yani şuraya geleceğim, sosyal anlamdaki açığımı biraz böyle kapattım diyebilirim. Genel olarak genel anlamda etkisinden, hani bütün tırcılara olacak yani etkiden bahsetmek gerekirse, mesela düğününüz var ve o gün ayarlayamadınız. Yani sevdiğiniz bir arkadaşınız düğünü, yoldasınız, geri dönemediniz. Mesela bugün olduğu gibi, bugün normalde geri dönecektiniz ama dönemediniz ve düğünde yarın yani salı günü. Siz gidemiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Boş bir şekilde de aracı alıp oraya gidemeyeceğiniz için bu düğüne katılamıyorsunuz. Veya Allah herkes için sevdiklerinin ölümünü geçinden versin. Bir tanıdığınız bir arkadaşınız vesaire, yani herhangi bir şey, herhangi bir şey dediğim yani, hani aslında böyle durumları konuşmak istemediğim için pek hani kimse sevmez. Örnek vermek açısından söylüyorum, o yüzden biraz böyle hani saçmalan şekilde konuşabilirim, kusura bakmayın. Yani bir yakınınız vesaire vefat etti, gidemiyorsunuz yani, katılamıyorsunuz cenazesine vesaire. Hani böyle sıkıntılar yaşayan insanları tanık oldum yani, böyle sıkıntıları yaşayan insanları gördüm. İyi bir şey mi? Değil tabii ki de. Bu da tırcılığın, tırcılık mesleğini yapmak isteyenlere bir örnek olsun yani, açıkçası ben öyle söyleyeyim. Hani bunları göze almanız gerekiyor. Her ne kadar bu mesleği hani gönül vererek, severek de yapacak olsanız da yani bunları göze almanız gerekiyor. Çünkü böyle durumları var. Asıl önemli durumları bunlar. Sizi sosyal hayattan kopartıyor. Kendinize ve insanlara zaman ayıramıyorsunuz. İstediklerinizi yapamamaya başlıyorsunuz. Yani sevdiğiniz şeyleri de yapamamaya başlıyorsunuz. Bakın 4 tane şu an eksi yönünü söyledim sizlere. Düğünler, cenazeler, böyle önemli tarihlere yani katılamamaya başlıyorsunuz. Daha birçok etkeni var. Yani düzensiz uyku, bak en önemlisi de bu yani, hani uykunuzda bir düzen yok. Yani uykusu düzensiz olan insan zaten sinirli olur, agresif olur. Yani en ufak şeye kızar eder. Yani uyku gerçekten insanın hayatında çok önemli bir yere sahip. Ben özellikle kendimden örnek vermem gerekirse, ben uykumu alamazsam gerçekten uyandığım zaman da yani kimse bana hani bir şey söylemesin. Yani kimse benimle konuşmasın bile yani, o derece. Yani ilk uyandığım zaman, hele de uykusuz uyanıyorsam somurtkanım ya gerçekten. Hani belli bir olay, belli bir zaman, belli bir yaşanmışlığı geçirdikten sonra hani dünyaya adapte olabilen bir insanım. Çoğu zaman böyle yani, her zaman tabii ki de böyle değil ama çoğu zaman hani böyle yani, uykumu alamadığım zaman biraz sinirli olabiliyorum. Bu arada kırmızılara da sinirli oluyorum. Kırmızı ışıklara da sinirleniyorum. Her neyse yani, tırcılık hayatta bunları etkiliyor ya. Güzel yönleri var mı açıkçası? Pek bir güzel yönü yani, ki hani sevdiğiniz işi yapıyorsanız zaten en güzel yönü budur. Ya ben sevdiğim işi yapıyorum. Ben yani tırın direksiyonuna oturduğum zaman kendimi mutlu hissediyorum. Yani diyorum ki ya bu alet benim. Ya ben bundan keyif alıyorum. Sevdiğim işi yapıyorum. Hoşuma giden işi yapıyorum. Diyorum yani hani oy, freni öyle bir bastım ki birden orada. Yani beni mutlu ediyor ya. Ne bileyim, üstündeyken keyif alıyorum yani ben bu aracın. Ama ekstra olarak da söylemem gerekirse eksi yanları artı yönlerinden daha da fazla yani.
bunun da bilgisini vereyim sizlere. Evet. Bayağı bir konuştuk ya, bayağı bir sohbetledik. Yani ben eksi yönlerini size anlattım. Artı yönleri pek bir artı yönü yok. Yani hani sonuçta yoldasınız. Ha bak, şöyle bir artı yönleri var. Gittiğiniz şehirlerde imkan buldukça, zaman buldukça gittiğiniz şehirleri gezebilirsiniz. Mesela neresi? Atıyorum biz Antalya'ya geliyoruz. Tamam, Antalya zaten benim bildiğim bir şehirdi ama bilmediğim bir yere gittiğim zaman hani orayı gezebilme imkanım var. Hele de orada yatıyorsam, yani yatara kaldıysam. Yatara kalmak da şudur arkadaşlar. Yani o gün yükleyemezsiniz. Aracınıza bir de yatarsınız. Gittiğiniz yerleri gezebilirsiniz. Farklı farklı kültürden insanlar tanıyabilirsiniz. Mesela ben Çanakkale Biga'ya gittim. Özür diliyorum ya. Çanakkale Biga mıydı? Balıkesir Biga. Ya Biga ilçesi. Çok özür diliyorum. Eğer hani Balıkesir ve Çanakkale arasında karıştırdım. Hangisinin ise hatta internetten bakayım. Hiç şeye gerek yok. Biga nerenin ilçesidir? Sorun. Hop, arabayı kaçırmıyorum. Biga. Nerede? Evet, hemen bakıyorum. Çanakkale ilinin kendi adıyla anılan yarım adada kurulmuş, merkeze 90 km. Evet, Çanakkale'ymiş. Doğru söylemişiz. İlk olarak. Mesela Biga'ya gitmiştim ben. Biga'da bir köyden turşu yükleyeceğim. Ya bildiğiniz köy. Hani köy meydanında böyle tır çektim. Tam caminin kenarına böyle. Hatta ne köyü olduğunu hatırlayamadım. Yani Biga'ya çıktıktan sonra, gittikten sonra sol tarafta bir köydü. Biga'nın bir köyü. Ya indim aşağıdan, böyle hani kahvede insanlar var. Yani herkes öyle yaşlı, tamam mı? Hani tom 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 dediler falan böyle hani. Ama kahvede kimse yoktu. Pardon. Tam namaz zamanı, herkes camideydi. Neyse, kahveye gittim, dedim ki bir çay içeyim. Oturduk, neyse çay içeceğiz. Ya bir baktım camiden böyle çıkan insanlar. Ya o kadar hoşuma gitti ki böyle hani orada yatara kaldım. Yani bir iki gün orada o köyde kaldım. Ya insanların o muhabbeti, o sohbeti, hani o kadar sıcakkanlı karşılıyorlar ki artık yani çay içiyoruz. Bir yerden sonra sağ olsun hani böyle çayı, atıyorum 5 bardak çayı içsek yani 3-4 bardağını artık ikram etmeye başladılar. Yani hani o kadar hoşuma gitti ki davranışları vesaire. Yani yeni yerler, yeni insanlar keşfediyorsunuz. Bu size artı, yani tırcılığın getirmiş olduğu artı yönler. Yani orada, yani bir daha gitsem oraya, yani gene aynı şekilde davranacaklarına eminim. Buradan ne kadar hani Çanakkale Biga'lı olan varsa, Biga'nın köyün ismini unuttum. Şimdi onu bulabilme şansım zor. Yani Çanakkale Biga'yı geçtikten sonra böyle 16-17 km geçtikten sonra sol tarafa ayrılan bir köydü. Yani o köydeki ne kadar hani bizi izleyen olursa, şey yapan olursa, Biga'ya, yani bütün o Çanakkale'ye artık değil, bütün o köydeki amcalarımıza, hepsine buradan selam olsun. Yani bana kattığı en güzel yanı buydu yani tırcılığın. Gittiğiniz yerde güzel güzel insanlar tanıyabiliyorsunuz. Güzel güzel yerler keşfedebiliyorsunuz. En güzel yanı bu. Ama dediğim gibi eksi yönleri de var. Bu arada şuna da cevap verin. Çok geliyor. Banyo, tuvalet olayını nasıl hallediyorsunuz? Arkadaşlar yani gittiğiniz bütün benzinliklerde, yolda, her yerde tuvalet var. Sonuçta hani gidip burada ihtiyaçlarınızı giderebiliyorsunuz. Duş olarak şöyle tır parkları var. Her şehirde kendine ait, her şehirde nakliyecilerin olduğu yerde bir de tır parkları vardır. Bu Fatih abinin videolarda gösterdiği gibi gelişmiş alanlar değildir. Yani sadece tırları çekip tırın içinde kalabileceğiniz ufak tefek marketi, tırların ihtiyacının olduğu şeyler var. Ve fazla da böyle hani asfalt bir ortamda, genellikle çakılın, kumun üstünde olur böyle yerler. Ya pek iç açıcı yerler değil. Ama İzmir mesela, Işıkkent'ten örnek vermek gerekirse, tır parkına giriyorduk. Orada birçok tır parkı var ama ücretli kalıyorsunuz. Hani bedava değil. Orada duş alanları oluyor. Gidip duşumuzu da orada alabiliyoruz yani. Hani öyle tırcı, kamyoncu hani pistir vesaire diye bir şey yok. Hani evinizde nasılsa orada da aynı şekilde duşunuzu alıp gelip hani evde nasıl yatıyorsanız arabada da o şekilde yatabiliyorsunuz. Yani ben size bunun da bilgisini vereyim. Bu arada bayağı böyle sohbetliye neredeyse onu anlayacağım yani. Öyle bir gidiyorum. Bu arada sağ olsun babamın hani benzin vardı. Onu da yiyorum ama ben atarım ya. Sıkıntı.
Tarcan'ın benim hayatımdaki etkileri, Tarcan'ın benim hayatımı değiştirdiği şeyler bu arkadaşlar. Genel bütün Tarcan'lar hakkında da konuşmak gerekirse genel konularda söylüyorum. Artı ve eksi yönleri benim için budur. Başka bakalım hani cevaplayabileceğimiz soru varsa onunla cevaplayayım. Evet. Bu arada tırda 100 bin kilometreye yaklaşıyorum. Tırdaki 100 bin kilometre tecrübemi de sizlerle paylaşacağım yakın bir zamanda. Evet. Sosyallik yönünde sizlere bunları aktarmaya çalıştım.